Atanalır'da türbünlerin sevilen simalarıyla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu hafta yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisinin hem oyunculuğu hem de televizyon sunuculuğu çok sevdiğimiz bir isim. Aynı zamanda bir Fenerbahçe taraftarı İlker Ayrık bu haftaki konuğumuz. Eğer hazırsanız Atanalır başlıyor. Atanaların en güzel programlarından bir tanesi olacak kesin. İlker hoş geldin. Hoş bulduk. Ya seni o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Çok teşekkür ediyorum. Koşa koşa geldim. Nasıl gidiyor pandemi? Ne yapıyorsun? Bir İyi, kere şunu söyleyeyim. Yani hani pandemiden dolayı kimse yok ya tribünlerde. Bu programın evet. yapım amacı o. Tribünlerde görmeye alıştığımız işte Türkiye'nin sevilen isimlerini bir şekilde bu programda ağırlamaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten kıymetli seni görmek. Biraz tribün havası alıyorum şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Ben de geldiğim için çok mutluyum. Parkeye ayak basmak, pota görmek ne derler heyecanlandırdı. Ne kadar oldu gelmedi yani maç izlemeyeli? İşte en son geçen sezon seyrettik. Yani hatta sezonu... Mart, Nisan falan. Galiba. Kapattık şeyde, İspanya'da kapattık, Kuzey İspanya'da. Final Four'daydık. O kadar. Gerçekten. Hayır, ondan önceki sene pardon. Ondan önceki sene miydi İspanya? Tabii çünkü biz geçen sezonu yarım bıraktık. Kaldı. Yani tamam. Oynanmadı geçen sezon. Tamam. İşte en son orada herhalde seyrettim. Yani. Tabii. Özledin değil mi? Çok. Çünkü hep devamlı. En büyük herhalde sevdandan bir tanesi Fenerbahçe'nin herhangi bir maçına galiba evet, gitmek bir de. Yani evet, senin futbolda evet. da. Yani haftada bir mutlaka bir maça gidiyordum. Ya basketbol ya futbol. Bazı haftalar iki maç. İşte Euroleague haftasında üç maç vesaire. Olmadı be, kalmadı be Şükran. Eski, hiç eski maçlar yok yani. Peki şimdi ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor ya? Çünkü tiyatrolar da kapandı. Çok güzel bir tiyatron da var. Orada işler nasıl? Zor dönemden geçiliyor. Aslında biliyorum ki. Hatta birkaç arkadaşım da aradığımda yani keyfimiz hiç yok Şiko falan hani ne olur diyenler de oldu. Neler oluyor şu anda? Nasıl bir dönemden geçiyorsunuz? Oyunculuk? Yani şey lanet bir dönem. Sadece bizim içinde bulunduğumuz tabii ki sanat ortamı değil. Yani dünyanın tamamı öyle, üretim de öyle, insanlar da öyle. Tabii asıl problem çocuklar. Çocuklar için çok berbat bir dünya. Sinema filmi yapmıştık Müstakbel Damat. Kıbrıs'ta çektik iyi bir film. Gala yaptığımız gün pandemiyle beraber filmi vizyondan çektik. Şirkette duruyor şu anda film. Keşan Ali Destanı yapmıştık. Çok kalabalık bir kadroyla harika bir oyun. Komple depoya kaldırmış olduk. Yapma ya. Öyle oldu. Ama şimdi düşündüğün zaman ya ne kötü oldu. Evet ekonomik olarak kötü oldu. İşimizi yapamıyoruz, sanatımızı icra edemiyoruz. Aa, çocuklar hayatını yaşayamıyor yani. Çocuklar için, en kötü çocuklar için oldu aslında ya. Ben şeyden biliyorum ya, yeğen var küçük, 2,5-3 yaşında yani eve kilitlendi ama bizi de boğmaya başladı şimdi çünkü hayat yok yani. Evet. Odada geçer Bütün mi? Bütün yetişkinler Allah şu okulu icat edenler razı olsun. Neymiş bir okul diye. Yapma ya. Ama evet. Sen hayatını da değiştirdin galiba, ben öyle bir şeyler biliyorum. Bravo. İstihbarat çok kuvvetli. İstihbarat çok kuvvetli. Ben bundan birkaç sene önce değiştirmiştim işte yemek... Ve restorancılık işine girmiştim. Hı hı. Restoran işine girdikten sonra da kendi restoranımda ki tabakların sebzesini ve meyvesini de acaba kendim yetiştirsem daha iyi olmaz mı deyip çiftçiliğe dalmıştım. Öngörmüşsün sen birazcık acaba? Şey olmuş ya, denk geldi şanslı olduğum bir gerçekten, alan yani. Gerçekten hani yoksa o zaman da ya memnun değildin üründen kendim yetiştireyim daha iyi. Yok değil ya, yemeğin tabağın serüveni yani biz tiyatroda da ya her işte öyle. Ürettiğin ve sunduğun her şeyin her noktadaki kalitesini iyi olması için çaba harcamakla ilgili bir şey. Ben de çok anladığımdan değil ama soru cevapla işte şeflerle arkadaşlarla aslında şöyle olsa böyle olsa aslında bak bir çiftliğin olacak. Ondan sonra atalık tohum bulacaksın, temiz bir tarım yapacaksın, zehirsiz bir şey yapacaksın, sonra oradan ürün alacaksın falan derken oldu yani öyle. Ne kadar et çıkartıyorsun şu an? Yani çok mu var yani? Bir de restoranlar da kapalı, elinde mi kalıyor acaba? Bak niye el attıysam kurudu. Satıyorsan alalım der şu hakikaten. Neye el attıysam kurudu. Her şey var ya, şu anda kışlık olarak da işte ektiğimiz birçok şey var. Daha yeni kivi ağacımızdan kivilerimizi topladık. Onları harcayamayacağımız için işte bir kurutuyorum şimdi dehidratörle. Bir de onun yatırımını yaptın yani. Ya hepsi çok kötü durumdayım Şükran, onu söyleyecektim. Bir şey söyleyeceğim. Denemediğim bir şey de kalmamış gibi sen, ama girişimci ruhlu musun acaba? Ya hani, eğleniyorum ya, merak ettiğim şeyi yapmak hoşuma gidiyor aslında o. Ya bu yatırımlar da böyle çok böyle büyük iş adamı yatırımları değil ama kobi yatırımı diyeyim. Ya ben hep mesela hep aklıma İlker Ayrık deyince
çok yorgun olduğum günler televizyonu şöyle kafa boşaltmak için televizyonu açıp falan diye böyle izlediğim anlarımı hatırlıyorum. Yani sana da böyle birkaç defa, ya müthiş çünkü çok acayip bir program bence o. Seri oldu galiba o. Önceden adı başkaydı, sonra değişti. Evet, kanalda Ben Bilmem Eşim Bilir olarak başladı. Aşkım. Aynı format değil. Şimdi biz şirket olarak formatın orijinalini yurt dışından, Almanlardan alıp Yaparsın Aşkım olarak yaptık. Birbirine elbette benziyor. 4 çift yarışıyor, şimdi 3 çift vesaire. Toplamda benzeri 500-600 bölüm yaptım. 500-600 bölüm buldu mu? 2000'in üzerinde çiftle. Ya ben böyle komik bir şey görmedim ya. Ne gibi anılarım var mutlaka yani ya, kamera arkası daha da fazladır. Ya bu. 2000 çift... bir anın hangi birini bulayım? Yani zorlayıcısı falan var mı? Çok hani? Çok var yani çok. En son daha yeni kadın erkek hikayesi muhteşem bir hikaye. Yani insanoğlu eşini nasıl buluyor benim için çok iyi bir merak konusu. Doğru, nasıl tanıştığınız doğru. Hikayesi de evet. Benim için bu programdaki en eğlendiğim bölüm. Çünkü işte hayvanlar işte biri koku bırakıyor, biri arkasından gidiyor, ötekisi kanat açıyor, böyle buluyorlar. Ha, insanların da kendi taktikleri var yani. Ben bunları dinlemekten çok hoşnutum, eğleniyorum. En son araba kazanmış bir çift. Ve araba teslimat işlemleri gerçekleşiyor artık. Yani her bölüm bir araba veriyoruz. Geliyorlar ve bizim yapımdan bir Fırat var. Diyor ki araba kimin üstüne olacak? Hani işlem noterde yapılacak. O diyor ki benim. Noterde kavga ediyorlar. Ayrılıyorlar mı? Ve diyorlar ki şu anda işlemleri yapmayalım lütfen, biz sonra konuşuruz deyip gidiyorlar. Fırat da diyor ki tamam, araba otoparkta duruyor ne zaman isterseniz. Ondan sonra haber geldi, ayrılmışlar. Gerçekten mi? Evet, evet. Ya özür dilerim buna güldüğüm için ama çok... Buna gülmeyeceğiz de neye güleceğiz yani? Araba kimin üstüne olursa olsun yani. Bu arada araba depoda mı kaldı? Evet, eşini alır gelirsen ve yeterince acı biber yersen bir gün senin de araban olabilir. Hazır mısın? Ne için? Antrenman yaptın mı? Yok, anlamam ki. Basketbolu bilir misin? Yani işte şu topu alıyor, birkaç kişi şuradan içine sokuyor yani. Birkaç kişi. En sevdiğin Fenerbahçe'deki oyuncu kimdi? Bu zamana kadar izlediğin jenerasyon, altyapı olsun, gelmiş geçmiş yabancılar olsun. En sevdiğin oyuncu, en sevdiğin kadro. Ya kimseye saygısızlık etmek istemem ama etkileme sebebini de anlatırım. Bogdanović çok, evet. Çok çok özel. Bir maç hatırlıyorum ama ismini hatırlamıyorum, bulurum. Hakikaten çok kıran kırana geçti. Yani tekme tokat bir maç oldu. çok yükseldi herkes. Problem oldu ve son anla falan bir yendik. Yani kazandık. Röportaja geldi. Dedi ki saha içinde olur öyle şey. Ya o kadar olgunlukla bir röportaj verdi ki. Oğlum sen ne ara bunu hazmettin de öğrendin? Sen de gencecik adamsın. Sen mikrofona desene bu şerefsizler falan, hani konuşuluyor ya böyle şeyler. O kadar olgun, o kadar muhteşem bir röportaj vermişti ki. Orada attığı basketler ya da aslında başarısının altında sadece teknik bir eğitimin değil, aynı zamanda son derece felsefi bir dünyanın da var olduğunu ispatlamış oldu. Dolayısıyla ben Bogdanović çok özeldi yani. Peki o zaman. Hazırsan gerçekten bu sefer. Ya beni germe. Şöyle bakalım izlediğin kadar ne kadar çalıştın, neler yaptın, i̇şte hafta sonları kadar. Çocuklarla ne kadar oynadığını göreceğiz şimdi işte. Pekala. Çocukları götürüyorsun değil mi basketbol? Herhalde götürüyorsun. Aslında belirli bir yaşa kadar o yüksek seviyede sesi duymaması gerektiği için götürmedim. Fenerbahçe marşlarını bilirler, hepsinin her sene forması var. Evde bir sarı lacivert dünyamız var ama çok fazla getirmedim. Özellikle büyük olan Ferit yüksek sesten hiç hoşlanmaz beyefendi. Hiç, sen kimsin ya öyle affedersiniz filandır. Bakalım şimdi... Babacım yok mu klasik müziğe gidelim? İnşallah. Allah'ım inşallah. İnşallah öyle bir çocuk. Güzel, çok güzel. Peki. Tamam. Atan alır. Hazırım. Hadi. Hazırım diye çok havalı söyledim ama İlker, yani hani
taraftarların böyle nasıl izlediğini gerçekten merak ediyoruz. Tribünlerde böyle birisi ayağa kalktı mı çık peşinden herkes kalkar ya böyle evet. Herkes. Sonra da birisi orada çök 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 diye öyle var geçiyor. Saçmalama. Var mı? Sen çünkü sahanın içi. Hayır futbolda öyle. Şimdi bu sahanın içine. Böyle heyecanla bakıyorsun arka taraf oturmuş. Sahanın içinde zengin zengin izleyen sen değil misin ya? Ben yanlış mı gördüm yoksa? Ya bütün varlığım o, ne yapayım? Bedava izlemek de vardı saha içinden. Peki, de. Tarif istiyorum. Rebound nedir? Rebound, atış yapan, atış yapıldıktan sonra potadan seken, girmeyen şutta potadan seken topu alma işte rebound denir. İkiye ayrılır. Hücum ederken aldığın reboundu, hücum reboundu. Eğer savunma takımıysan, rakip attıktan sonra aldığın reboundu da savunma reboundu denir. Hiç oraya bir 10 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Peki, Türkiye'de hem basketbolda hem futbolda milli takımlar forması giymiş isim kim? Senior Can Bartek. Ya nasıl tarihini biliyor, değil mi? Gurur duyuyorsun değil mi? Elbette. Tesislerden girerken nasıl hissediyorsun? Elbette, elbette. Senior Can Bartek. Değil mi? NBA'de şampiyonluk yaşamış Türk basketbolcu. Hem sporculuğuna hem de insanlığına, arkadaşlığına büyük bir saygı duyduğum ve onun arkadaşı olmaktan gurur duyduğum Mehmet Okur. Adam çok iyi ya, vallahi her yerden sıkıştırmaya çalıştım ama istiyorsan başlayalım. Ne lazımsa hazırım, sürekli hazırım diyorum da bir şey patlayacağım birazdan bana. Başlıyoruz, hadi. Atan Alır'da 24 saniye süre tutuyoruz. İlker sepetteki bütün topları nasıl istiyorsa ters, düz, ayakla. İki ters bir düz. 24 saniye içinde ne kadar basket atarsa geçerli sayıyoruz. Hazırsak. Burada ev sahibi olmanın avantajını kullanıyor. Aslında ben ikinci oynamayı tercih ederdim. Sorulmadı. Olabilir. Bir gün gelir de programıma hani yarışmacı olursa ben de ona sormayacağım. Buyurun oynayalım bir abi. Şey bak, abi tamam lütfen Şükran tamam ver ver. İlker topuklu getirmedim seni topukluyla oynat. Yani kendi konuklarına yaptığını bizim için şaka. Peki. Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, başla! 1, 2, 3, 4, 5, kaç attım? 5 mi? 4. 5 mi? Allah'ım inşallah Şükran benden fazla atmaz. Çok hava attım dur. Ya işte ne açsam elimizden geleni yaptık. Yalnız sweatshirt'ün hakkını verdin sanki. Bir kahramandın adeta. Evet evet. Başka taraflarından soluyan bir kahraman. Ayrıca rica edeceğim bir sunum yapar mısın benim için? Ben o geliyor! Ve 24 saniye içerisinde en az 5 tane basket atacak Şükran! 4, 3, 2, 1, başladı süremiz. 1, eyvah! 2, anam! Devam et, çok iyi gidiyor işte böyle. 2, hala 2. Anam, oh devam et. Ay, çok iyi, bravo. Hadi bakayım, hadi bakayım. Son 5 saniye, 3, kış, kış. Ve son bitti, süre bitti. Süre bitti. İlker, İlker. Tamam arkadaşlar, tamam. 5 attım değil mi ya? 4. 4. Sıradaki oyunumuz topuklu ayakkabı. Nasıl ya? 4 tane mi attım sadece? Ben 4 saydım arkadaşlar. 3 değil abi 4. Hala 3 diyor. Abi 4. Şimdi şöyle İlker'in 10. oyununu kabul et. Şimdi İlker'in 10. defa. Sanki az önce atmışım da 2 tane atmışım da sanki bir daha attırmışsın gibi. Çok ayıp. Kamuoyunu hakikaten yanlış. Şaka şaka. Şaka gerçekten şaka. De yani kaybettiğime biraz şey oldum tabi. Ay. Bir teselli konuşması yap ya. Ben teselli çok centilmen. Şu topu alayım. Hemen şimdi eğer arzu ederse üçer tane de üçlük atarız.
Şimdi önce kim şöyle isterse yapalım. Bu top, tebrik ediyorum. Hediyemiz. Gerçekten. Vallahi. 5 tane daha atayım mı? Bütün topları toplayıp gidecek adamı. Fuar gibi 5 topa bir tane şey. Tamam, çok teşekkür ederim. Çocuklar bol bol oynasın inşallah. Bizi hatırlayın inşallah oynadıkça. Çok teşekkür ediyoruz. Artık keseceğiz, 2 tane olduğu için çocuk. Şaka yapıyorum. Arsız bir insan değilim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin İlker ya. Çok seni gerçekten tribünlerde görüp de hani özlemek, bu dönemde sizden yoksun kalmak biz yayıncı olarak gerçekten çok zor bir şey. O yüzden seni bir nebze şurada taraftarlarla buluşturmak da bizim için açıkçası çok güzel bir şey. Az önce söylemiştim, hakikaten gargaraya gelmesin. Böyle parkeye basmak, bir salonda olmak, seni görmek, yalan da olsa yarışmak ve yalan da olsa kazanmak çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara. Çok teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Basketbolu çok özlemiştim. Zaten televizyondan takip ediyorum ama salonda olmak, bu hacmin havasını almak bambaşka bir şey. Seyirci olarak şahane bir basketbol maçı seyredememiş olsam da arkadaş olarak Şükran'la beraber bu salonda vakit geçirmek harikaydı. Çok iyi geldi. Maç seyretmiş kadar oldum. Tüm ekibe teşekkür ederim.